şimdi oradan çıkamayacak. Lulu ölüyor. İnanılmaz bir hasar. Öyle bir şey yok. Beşte beş mi? Beşte beş mi? Beşte beş mi? Beşte beş! Beşte beş! Beşte beş! Çok güzel bir ötesi. At geliyor. Gel onu artık. Seni bekliyoruz. Kaç saattir. Ulti de geldi. Çok sır geçemeyecek mi orada? İlk başta ofiste bir toplantı odasında, bir toplantı masasının üstünde. Şimdi bizim toplantılarda konferans için kullanılan böyle bir telefonumsu bir aygıt vardı. Mikrofon olarak o kullanılıyor. Böyle bir teknolojiyle maç sunmaya başladık ve bu haldeyken bile bir sürü insanın izlediğini, keyif aldığını, özellikle Caner'le Uğur'un muhabbetinden çok keyif aldığını gördük. İlk birlikte maç anlattığımız GameX'teydi. Evet. Hatta onun da güzel bir hikayesi de var benim açımdan da hani oraya gelene kadar. Ha ben oraya sunucu olarak gelmemiştim, hakem olarak gelmiştim o zaman. Bir arkadaşımız o zaman sesi kısılınca böyle bir yardım etmek gerekti. Orada başladı ilk macera. Ondan sonra herhalde GameX'ten sonra ilk beraber anlattığımız Dünya Şampiyonası'ydı. 2012. 2012 Dünya Şampiyonası benim anlattı. Benim hekarimi at adam dediğim Dünya Şampiyonası'ndan bahsediyoruz. Benim sabaha karşı Lux'la Ahri'yi mi karıştırdım? Orion Bey'i mi karıştırdım? Uğur oyunda olmayan şampiyonlardan bahsediyor. İşte oyunda Ahri var ama Uğur ona sürekli Nidalee diyor. Ya biz de Nidalee arıyoruz abi. Nerede Nidalee, ne yapıyor acaba diye. Aslına bakarsanız ben League of Legends esporunu sezon civarlarında takip etmeye başladım ve o dönemki maçlarda ekran karşısında iki insan vardı. Johnny ve Glendale. Her maçı aynı tutkuyla ve aslına bakarsanız yine onların çok iyi yaptığı bir şey var. Bilgiyle heyecanı çok iyi karıştırıyorlardı. Son bir vuruş geldi. Her maça da sağ olsunlar cipsinizi kolanızı diyerek girdikleri için ben dahil birçok izleyicinin evinde ani böyle bakkala koşular, markete koşular yaşanmıştır diye tahmin ediyorum. Ne güzel oldu, ne güzel muhabbet dönüyor falan diye böyle sen de gaza geliyorsun. İşte oradan da ne çıkıyor abi? Cipsini, kolanı, çayı da al gel. Kurtarın o kız X'i, 5'te 5 gelsin. 5'te 5 gelsin. 5'te 5 gelsin. 5'te 5 gelsin. 5'te 5! 5'te 5! Bunları diğer sunuculardan ayıran şey kesinlikle yani bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri aslında. Belki böyle ufak bir amatörlük vardı o zamanlar ama onun da beraberinde getirdiği yani çok ayrı bir güzellik ve bir özellik vardı. Tablomuz şu anda tek başına üçüncü geride. Kardirit! Ne oldu Kardirit'e? Oraya bir sarı bir çizgi çekin, bant çekin. Yok oldu çünkü orada. Cinayet! Bizi burada hani oyuncularımız arasında hani birazcık daha iyi bir noktaya getiren, belki böyle karşılıklı bir sevgi ortamının oluşmasını sağlayan şeylerin başında bence karşılıklı bir muhabbet, bir farklı yarattığımız bir deneyim var. Olayın nasıl bir oyun seviyesinden çıkıp bir kültüre dönüşmesi gerçekten çok önemli. Yani League of Legends, e-spor başlangıçta yani herkesin böyle abi oyun bu ya ne yapıyorsunuz derken abi acayip bir şeye gidiyor bu. Bu bir spor noktasına gidişi ve bir kültüre dönüşmesi muhteşem. Yani diyoruz ya analar, babalar, dedeler, arkadaşlar hiç belki League of Legends oynamamış birisinin bile ekran başına geçip Naru demesi bile çok acayip bir şey ya. Üstün geldi ama ultiden sonra yetmedi. Ya Grub vurdu. Grub vuruyor. Durma. Ya hakkımızı ödeyemeyiz ya. Yani ilk gün anlatan insanlar ile bugün bu noktaya gelen insanlar arasında çok fazla fark var. Neden? Çünkü o farkı yaratan yüz binlerce oyuncu vardı. Siz vardınız. Sizden gelen şeyler sayesinde hani geri bildirimler, bazen uyarı, bazen iltifat. Bunlar sayesinde biz geliştik. Siz olmasanız ne biz olurduk, ne hiçbir bu şey yayınlar olurdu, hiçbir şey olmazdı. Yani hep diyorum ben, o klasik sözümü söyleyeceğim, seyirciler OP. Çoğu insan üzülüyor sanki Caner'le Uğur ölmüş gibi ya da Riot'tan çıkmış gibi. Onu da anlıyorum çünkü bayağı duygusal mesajlarla zaten girdiler. Bu da aslında duygusal bir gün olacak bizim için. Ama biliyorum ki zaten şirket içinde hala e-spor yayınları olsun ve yapılan bir sürü başka şeye katkıda bulunmak için, daha fazla katkıda bulunabilmek için bu kararı aldılar. Mikrofonu son defa takıyı almak. Belki hani bir çocuğunu geride bırakmak, eşini ya da bir dostunu, anneni, babanı geride bırakmak gibi bir şey esasında bizim için. Gönül isterdi ki siz yine hafta sonlarınızı feda edin. Yine gelin burada LoL TV ekranlarından maç anlatın. Gönül isterdi ki bu ekranlarda sizi hani birkaç kere değil 7-24 izleyelim. Gönül isterdi ki bundan sonraki dönemde geleceğinizi kesin olarak bilelim. Bunlar olmayabilir, olabilir ama bir şey var, bunu söylemeden edemeyeceğim. İkinizi de çok özleyeceğiz. Yine buralarda olacağız tabii. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizlere güzel
şeyler sunmaya çalışacağız olabildiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ama bu da hani bazı şeylerin bitmesi gerekiyor. Her güzel şeyin bir sonu vardır ama şunu da söylemek lazım. Her sonda bir başlangıçtır. Yani League of Legends sunucunu bırakmak yepyeni başlangıçlar anlamına gelecek. Ki şunu da söyleyeyim. Yani biz çok uzak duramayız ya sizden. Evet, bir yayında, bir evden, ne bileyim bir dumpy yayınından yine sizlere ulaşırız. O yüzden şunu tekrar söylüyorum. Her son bir başlangıçtır.